Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Vampire Survivors bölümüyle karşınızdayım. Ben Ata. Bu Vampire Survivors bölümünde sizlerle birlikte bu sefer sevgili dostlar, biz biliyorsunuz ki önceki bölümde Capella Magda kısmında oynayarak Stage 5'i bitirmeyi başarmıştık. Stage 5'in bitmesiyle beraber ekstra bonus bir stage açıldı, Ay Pırtısı diye. Ama şu anda orayı yapmayacağız. Daha çok oyunun diğer özelliklerini, silahlarını, pasiflerini açmak üzerine hareket edeceğimiz için bu bölümde biraz tema farklılığı olsun diye bembeyaz kısmını oynayacağım. Haberiniz olsun. Daha fazla Vampire Survivors videoların gelmesi istiyorsanız ve sitemize destek olmak istiyorsanız videoyu kapatmayacak. Benim Rabbim kapıları abone de. Ne yapacağınızı zaten çok iyi şekilde biliyorsunuz. Yani bu aralar bonus kısımlara ağırlık vereceğim. Fakat bunlar ana bölüm olarak da sayılacak, bilginiz olsun. Bu sefer Gennaro karakteriyle oynayacağım. Hem de kendisi mağara adamı gibi olduğu için, kar temasıyla da gram alakası olmadığı için neden olmasın? Çünkü neden olmasın yani. Neyse, bembeyaz kısmına geliyoruz ve şöyle yazıyor: Kutup serapları ve yavaş ama aralıksız bir kar fırtınası bu büyük buzulu tehlikeli bir ortama dönüştürür. Bunlara rağmen güçlü bir silah, gizemli bir iksir ve kaplıcalardan nefret eden lanetli bir kadın hakkındaki efsaneler burayı oldukça cazip kılmaktadır. Ha tabii, bir de aynı zamanda buradaki keşfedeceğimiz item'ları da thumbnail'a dahil edeceğim. Onu da bir ikisini vermemizle beraber hiper mod olacak, arka kanallar olacak, çabuk mod olmayacak. Bir de bu haritanın süre limiti 20 dakika arkadaşlar. Diğerleri yarım saat iken, çoğu yarım saat iken en azından. Oyunumuz yerler hep mesela yarım saatti. Bembeyaz kısmı ve bazı haritalar 20 dakika. Yani bu da videonun biraz daha kısa süreceği anlamına geliyor. Buradan seçebileceğimiz en mantıklı arkana iki tane var şu anda. Kritik vuruş etkinleştirir falan diyor burada. Onun dışında başka ne var? Artı bir miktar ancak karakterin ana silahı veriyor. Artı üç miktar kazanır. Yani bunu tercih etmemiz bizim için daha iyi olacak. Artı bir miktar demek, gördüğünüz gibi daha fazla fırlatılabilir olması demek. Zaten çoğaltıcı yüzüğüyle de beraber, ana menüdeki pasif özellikle de beraber çok daha rahat hareket edebilmemizi sağlayacak. Bu da tabii ki de bıçaklarımızı daha da etkili olmasını sağlayacak. O yüzden bunu tercih etmek isterim. Hiper modla da beraber zaten düşmanlar ve biz daha az hareket ettiğimiz için de daha fazla işe yarayacaktır. Neşter saat alıyorum çünkü hayatta kalmak böyle bir harita için gerçekten zor. Bir de biz laneti falan da arttırmıştık bayağı bir en son. Malum anamız alıyordu neredeyse ama neyse ki üstesinden gelmeyi başarmıştık. Neşter saati o yüzden de alıyorum zaten, dediğim gibi daha rahat hayatta kalabilmek için. Bakalım başımıza neler gelecek. Uzun zamandır ben burayı hiç oynamıyorum. Şimdi yukarıda yeni silah, aşağıda da ekstradan bir iksir var. Bunları dediğim gibi topluyor olacağız. Ama önce biraz hayatta kalmamız lazım. Önce iksir alacağım. İksiri aldıktan sonra da yeni silah alacağım, bilginize. Dediğim gibi bonus bölümler hani biraz daha kısa oldukları için ve aşırı fazla aynı yerin videosunu da çekmek istemediğim için tekrar düşmek istemiyorum açıkçası. Dedim bari bonus kısımlarda itemlarla beraber pasif ya da aktif silah fark etmez, İkisini de thumbnail'a ekleyerek aynı zamanda açıklama olarak da ekstra etiket olarak da yazacağım hani. Şu eşya nasıl bulunur, ne işe yarar gibi. Ama tabii ki de ana konseptimiz bölüm bölüm olduğu için şu anda tabii ki de thumbnail'a öyle bir şey yazmayacağım. Karakterin yanına bulacağımız harita içerisinde olan bonustaki haritadaki eşyalar da olacak, bilginize tekrar tekrar. Bu arada şu an gayet iyiyiz. Hani XP falan güzel bir şekilde topluyoruz. Bıçaklar da sayesinde fazla fazla attığımız için hani birçok düşmanı aynı anda öldürebilme imkanımız oluyor. Aslında Gennaro'yu seçmek de bu açıdan gayet mantıklı ve güzel. Santo suyunu kesinlikle geliştireceğim çünkü alan hasarına da ihtiyacımız var. Hani bıçaklarla falan yakınımızdaki düşmanları, baktığımız öndeki düşmanları halledebiliyorken Santo suyu sayesinde de alan hasarıyla da beraber ve alan koruması da sayesinde düşmanların üstesinden daha rahat bir şekilde gelebileceğiz. Ama tabii giderek zorlaşacak bu arada arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi kardan adamlar falan geldi. Bunlara çarptığımızda hasar alıyoruz. O yüzden ona dikkat etmeniz gerekiyor. Alan hasarı bu yüzden çok önemli. Bunları öldürdüğünüz zaman çünkü ekstradan tabii ki altın falan da gelebiliyor. Item da gelebiliyor. Item dediğim yani işte tavuktur, İşte şans şeyidir falan, böyle farklı farklı ekstra güçlendiricilerde ya da iyileştiricilerde ya da düşmanı öldürmeye yarayan
pasif eşyaları da tek seferlik, tek kullanımlık itemları da alabiliyoruz. Gördüğünüz üzere. Zaten ara sıra düşüyor. Ama tabii şu anda bunları patlatmak çok da kolay değil. Ama üstesinden geleceğiz. Zaten bıçağı da geliştirdikçe etkisinin çok daha fazla olduğunu görebiliyorsunuz. Bir de bunu bir evolvelasak zaten var ya, öyle bir bombardımana döşeriz ki. Arkana artı, çoğaltıcı artı, karakter zaten kendinden de artı bir fırlatılabilir kazanıyor. Yani artı bir bıçak da başlıyor. İki yerine dört bıçak atıyoruz falan. Çoğaltıcıyla da birlikte. Arkanayla da sayı daha da artıyor zaten. Buradan çıkarma şeyini kullansam mı acaba, ama yani ne bileyim. Pentagram da işe yarar aslında, bir şey değil mi? Hani evolve'layabilirsek. Pentagram'ı kullanacağım ya. Aha da bu arada zaten şansımıza pentagram patladı. Ve XP'ye falan dönüştü. Sandık falan düştü hatta üstüne. Çok iyi be. Harbiden inanılmaz şanslıyız şu an. İnanılmaz. Aha bir daha oldu hatta. Galiba haritanın kendi şans faktörü şeyi de var. Artı belli bir oranda şans olayı da olduğu için sanırım böyle oluyor. Ya da patch getirdiler, bilmiyorum. Bıçak tabii ki bu arada. Çünkü sonuçta ana hasar kaynağımız şu anda bıçak olduğu için. Bıçağı geliştirmek çok daha mantıklı. Hani zaten işe yarıyor. Hatır sayılır derecede. Bir de üstüne sayısını arttırdığımızda öf. Eşyaları silmeme şansı. Ver bakalım. Bu sefer sildi mesela. Sandığımız gitti mi? Sandığımız gitmedi. Önemli mi? Hayır, önemli değil bu arada. Zaten giderek daha da kalabalıklaşacak etraf. Yani pentagramı geliştirmek uzun vadede çok işimize yarayacak. İçi boş büyük kitabını da tercih etmemizle beraber acayip şeyler yapacağız zaten. Hatta kanat bulursam hareket hızını arttırmak için onu da alabilirim. Çünkü süremiz kısıtlı. Yani 20 dakika az bir süre gerçekten. Ancak kuvveti fırlatı biraz süreyi bir alanı. Yani kesinlikle ve kesinlikle Thorin'in kutusu. Yani bu eşyayı almamız bize bayağı bir fayda sağlayacaktır. Sonuçta fırlatı birazını her şeyi arttırıyor arkadaşlar. Yani her şeyi, alanı falan da arttırıyor. Önemli. Sarımsak son silahımız mı olsun? Sarımsak son silahımız olsun mu? Yoksa devam mı edelim, hani upgrade etmeye konusunda biraz kararsızım. Geri çekimi donmaya karşı direnci azaltır. Yani tamam ya. Donma falan. Zaten hani buradaki düşmanlar bu arada aleve karşı savunması, çünkü kar haritası olduğu için hani doğal olarak. Madem hani alevle alakalı bir şey kullanmıyoruz, bari buradan yürüyelim. Thorin'in kutusu devam edeyim ben. Hem sarımsak falan da gelişiyor. Sarımsak çok fazla değer veriyorum ya. Benim için çok kritik bir item gerçekten. Bu arada artık yavaştan etrafı keşfetmeye, koşturmaya da başlamamız gerekecek. Derken mıknatıs aldık şansımıza. Buradan bu arada içerilere girdiğimizde ekstra bir şeyler bulabiliyoruz, bilginize. Zaten bulacağımız o ek item'lar, pasif ve silah. Bu tarz mağaraların içinde, haberiniz olsun yani. Ben aşağıya doğru yardırayım. Zaten pentagram falan da var. Keşke 200 saniye sonra pentagram devreye girseydi. O zaman gerçekten muazzam bir şey yapabilirdi. Sandık da yukarıda kalsın zaten. Şu an sandığın çok bir şey yok. Faydası olmayacak biz öyle aşırı derecede. Bu arada saatle dondurduğumuzda heykellerden falan bize hasar verecek düşmanların içerisinden de geçebiliyoruz. Bunlar heykel dahi olsa, cansız varlıklar da dahi olsa fark etmiyor. Aşağıya doğru yardımaya devam ediyorum. Ispanağa geçtik. Yani bu yaklaştığımızın göstergesi. Zaten harita biraz daha küçük, bonus yer olduğu için sürede daha az. Daha az olduğu için de daha rahat bir şekilde hareket edebiliyoruz. Hatta kanata ihtiyacımız dahi olmayacak. Güzel. Şöyle biraz daha aşağıya doğru indiğimizde galiba bunun içinde. Evet, sanırım öyle. Hemen bir girelim bakalım içeriye. Yani zaten bu menü itemlarından bir tanesi diye bir tahmin ediyorum. Şey değil yani. Pasif item falan değil, ıspanak gibi. Zararsızlaştırma güçlendirmesi satın almaya olanak sağlar. Ben bunu bilmiyordum mesela. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bu yeni olabilir. Hani yepyeni bir item, yepyeni bir şey de olabilir. Ya da hali hazırda var ama ben işlemini hiç kullanmadım. Bilmiyorum, satın almaya olanak sağlar diyor. Açıkçası anlamadım. Bu arada bu cadılar da biraz zor ölüyor. Biraz can sıkıyorlar. Ama önemli değil. Sarımsağı kesinlikle ikinci seviye yapacağım.
alanı bayağı arttırıyor çünkü. Ve bu sayede de düşmanların daha zor bize yaklaşmasını sağlıyoruz. Bunlar da biraz zor ölüyor ama biz hayatta kalırız burada ya bence. Bu arada düşmanlar o kadar kalabalık geliyor ki bir yerden sonra duvarın içinden falan geçiyorlar. Aman hocam aman. Ben en iyisi buradan çıkayım artık. Seviye atlayayım diyorum da. Ondan sonra da direkt sandığı alayım diyorum da. Şöyle gidersem. Bir seviye daha atlayayım, sandığı alıp çıkacağım buradan. Vallahi de oldu. Sarımsağı 3 yapalım, hasarı falan da artsın. Zaten üçlü yükseltme geldi. Çok güzel. Pentagram da geldi. Neşter saat falan da geldi. Zaten pentagram geldikçe de eşyaların silinme ihtimali daha da düşecek. Bunun olmasıyla da beraber çok daha fazla işe yarayacak. Bekleme süresi falan zaten azalıyor. Bize içi boş kitap lazım. O büyük kitabı var ya, bekleme süresini azaltan. Bize acilen o lazım. Onu alırsak pentagramı çok daha fazla seri bir şekilde kullanabileceğiz. Ve tabii ki de çok daha fazla işlev olacak bu sayede. Yani aniden böyle hayatımızı kurtaracak falan. Az önce zaten güzel bir şekilde bize bir katkı sağladı. Çok daha fazlasını göreceğiz. Mıknatıs bulursam, yani çekici eşya olarak, kesinlikle ve kesinlikle alacağız. Santa suyunu ev avlamak için. Orada arkana geldi. O sandığı rahat bir şekilde açabiliriz. Bakalım hangi arkanaları seçebileceğiz. Evet. Kritik vuruşlar etkinleşti. Genel kritik hasar da ikiye katlar diyor. Hüzünlü prenses var. Bekleme süreleri hareket halindeyken azalır diyor. Santa suyu ile sarımsak kullanıyoruz aslında burada. Burada da kan astronomisi var. Aslında bunun etkisini fazlasıyla görürüz. Fakat biz hasarı falan arttırsak daha iyi olur şu andaki ya. O yüzden bunu seçeceğim. Boş büyük kitabı geldi, aldım. En gibi kritik hasarı etkinleştiriyor. Ve genel kritik hasar da ikiye katlıyor. Bakın kırmızı kırmızı yanıyor ya, bunlar kritik hasar oluyor. Hani zaten bıçak falan kullanıyoruz aktif olarak, bir ana silahımız ya. Hani sürekli kan astronomisi almayayım. Aynı şeyleri sürekli tercih etmemek için biraz farklılık yapmak isterim derken, bu arada bu sefer pentagram bizden yana olmadı ne yazık ki. Canlar sağ olsun, çok da önemli değil. Zaten geliştirdikçe çok daha fazla bize katkı sağlayacak. Ama tacımız yok. Taç bulmamız lazım ki daha hızlı seviye atlayalım. Hem pentagramı da evolve edebilecek o imkanı sağlayabilelim. Yani taç bulmamız lazım. Santa suyunu upgrade devam. Alan hasarına ihtiyacımız var çünkü. Çoğaltıcı bulursan direkt pasif olarak alabilirim. Çünkü fırlatabilir sayısını arttırıyor. Bütün silahlar için geçerli bu bir de. Arkana ile de beraber, ekstra fırlatabilirlikle de beraber. Projectile yani. Miktar desek çok da anlaşılmayabilir. Ya ekstra silah sayısına 1 ekliyor. İkinci seviye yaptığımızda da 2 ekliyor. Bence yani muazzam bir özellik. Karakterimiz için de çok iyi. Ne kadar fazla bıçak çünkü o kadar fazla hasar. Bir de hani kritik hasar vurma üzerine, ani hasar üzerine falan ya. Ya abi şaka mısın sen ama ya? Bak Pentagram 2'dir, bizden yana olmuyor. Ve hani seviye atlamamıza falan da engel oluyor. Hani bu iyi bir senaryo değil. Ben aniden toplayacaktım hepsini, boşa gitti. Üzdü, çok üzdü şu anda. Benim acil seviye atlamam lazım. Hani seviye atlamak zaten kolay değil, bir de 20 dakika süremiz var. Hani yarım saat de değil. Yani normalden daha çabuk zorlanacağız oyunda. Bunların hepsi birer problem. Tehlike. Zorluk, sıkıntı yani. Kötü oldu, çok kötü oldu. İşte bu yüzden pentagramı tercih etmiyorum erken oyunda. Çünkü hani toplayabileceğiniz her türlü XP'ye muhtaçsınız. Böyle olduğu zaman da çok daha fazla problem oluyor. Biz Şam'dan falan aldık. Hani ekstradan alanımızı %10 arttırıyoruz. Bir mıknatıs falan bulsak işimiz kolaylaşacak da aslında. Neyse pentagram devreye girmeden açalım da. Mecbur açıyorum pentagram devreye girerse her şey kaybolabilir diye. Sandıklar da boşa gidiyor çünkü. Bakın. Bir 5 saniye daha beklemiş olsaydım boşa girecekti sandıkta. Girecekti upgrade'imiz. İyi yırttık yani. Bu arada kanat falan zaten burada varmış harita içerisinde. Lanet de var aynı zamanda ama lanet alırsak diye bayılırız. Hiç gerek yok. Direkt yani hiç gerek yok. Pasif sayısını hemen slotun doldursak baya baya iyi olacak. Touch özellikle şu anda aşırı derecede istiyorum.
Taç olmadan pentagramı da çünkü evolve'layamayız. Hani zaten zamanımız az. Hani bari rahat bir şekilde hayatta kalarak bölümü bitirmek istiyorum. Ondan dolayı biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor. Ve acilinden de pentagram yükseltmesi almamız lazım. Pentagram şu anda 4. seviye daha. Hani seviyesini bir kez daha arttırsak zaten eşyaların silinme ihtimali daha da düşecek. Evet, yavaştan kalabalıklaşıyoruz bu arada. Dakika 11. Derken pentagram yine bizden yana olmadı. 3-4'tür bu arada pentagram bizden yana olmuyor ve benim sinirimi bozmaya başladı. Pumor olayı bu arada alarak sarımsak. Evolve şeyi de bıçak abi, şu an bıçak. Düşmanları hızlı öldürüp hızlı XP toplayıp hızlı seviye atlamaktan yana hareket etmemiz lazım ki zaten bu hayaletler de direkt ölüyor. Aha bu arada taş geldi nihayet. Sonunda ya. Çok geç geldin be kanka. Direkt koş ya. Şamdan al. Alanı arttır. Alanı bir de arttır. Daha geniş alan, daha fazla XP. Kol zırhı, bıçak evolve direkt olarak. Sonunda ya. Tamam, taç bir daha. Aha da bu arada saat aldık. Güzel. Çok daha rahat koşabiliriz. Pentagram %45'e çıkmış oldu bu sayede. Tamam, güzel. Hem düşmanları da yok etti. XP olarak bize döndü falan. Bıçak yine. Tamam, alanı yine arttıracağız zaten de ana silahımızı bir yükseltelim. Pentagram. Upgrade edelim ki aradan çıksın hani. Zaten artık tacımız da var. Daha az cezalandırılacağız. Düşmanları hızlı öldürdüğümüz sürece hiç problem olmayacak. Tabii ki de taç 3. Tabii ki yani. Hatta mıknatıs al direkt. Hızlı seviye atlayalım. Tiragisu ile pasif slotumuz tamamen dolmuş olacak. Alıyorum. Tamam, Şam'dan da 5. Mecbur Santa suyunu da evolve edemeyeceğiz. Ama önemli değil. Tamam, güzel. Touch 4. Sonra pentagram upgrade yine. Anında. Vakit dahi kaybetmeden. Artık yukarıya doğru da çıkmaya başlayacağım ben. Ispana kalırız hem. Hem ıspana kalır, ekstra hasarımızı arttırırız. Hem de alacağımız, açacağımız silaha doğru gideriz. Neşter saatte beraber çok güçleniyor hatta. Pentagram patlayacaksa patlasa çok şey değil. Şu an hızlı hareket edip toplayabileceklerimizi toplamamız lazım. Ama o yarasayı öldürmem lazım. Ki upgrade alalım. Tamam. İçi boş büyük kitabı geldi. Bekleme süreleri daha da azaldı. Pentagram daha fazla devreye girecek. Tamam, XP'ye dönüştürdü. Güzel. Ispanak aldık. 7. pasif. Koş abi koş. Hızlı koş. Ağrından direkt olarak yeni silahımızı almaya gidelim. Derken önce bunların bir üstesinden gelelim. Bunlar bize güzel XP sağlayacak çünkü. Ölmezsek tabii. Tabii ölmezsek. Neşter saat olmasa şu an ölmüştük %90. Çünkü yani bizim karakterimiz öyle çok dayanıklı bir karakter değil. Tamam, bıçak yine. Yine bıçak çünkü düşmanların içinden daha fazla geçiyor. Bıçak sayımız da fazla ya. Çok katkı sağlayacak. Zaten sonra da evo vereceğiz inşallah. Bir ölmezsek bir hayatta kalırsak. Ama Tiragisu özelliğimiz var. Tiragisu var. Önemli değil yani o kadar. En fazla Tiragisu'yu kaybederiz. Derken bu arada pentagram hayatımızı kurtardı bu sefer. Hem kurtardı hem XP'ye dönüştürdü. Ama level atlayamıyoruz. Ben de bundan bahsediyorum işte. Bir yerden sonra bu problem oluyor işte. Hızlı seviye atlayamayınca böyle oluyor. Pentagram bir yere kadar bizi mahvetti diyebiliriz. Alanı arttır ya. Alan abi. Sarımsak yavaşlatıyor falan ya bir daha. Şu an biraz daha direnmemiz lazım derken. Oha bu arada. Bir de üstüne kardan adamlar geldi. Pentagram bir kez daha devreye girse aslında çok güzel şeyler yaparız burada. Bir de daha tehlikeli golemler geliyor şu anda. Tamam, öldürebiliyoruz. Onda bir sıkıntı yok da. Kalabalık. Evet, pentagram upgrade'i. Çok güzel. Aha, üçüncü arkana geldi. Üçüncü arkana geldi. Çok güzel. Üçüncü ve son arkanamız. Buradan ne seçebiliriz? Kan astronomisi artık seçebiliriz. Ya da listelenen silahların bekleme süreleri hareket halindeyken azalır. Yani sadece Santa suyu kullanıyoruz aslında burada. Çok da şey değil. Önemli sayılmaz. Tamam.
Kan astronomisi. Çünkü çoğunu kullanıyoruz. Çoğunu kullanıyoruz burada. Evet, artık çok daha güçlüyüz. Artık çok daha rahat da kendimizi savunabiliyoruz. Önemli bir şey bu. Ekstradan bir alan açmış olduk hem kendimize bu sayede. Artık ben yukarıya doğru hareket edeceğim. Çünkü dediğim gibi yeni silahımızı açmamız önemli. Ama hazır saat almışken şunları bir öldürelim. Level atlayalım. Boş büyük kitabı alalım. Bekleme süresini azaltalım silahlarımızın. Pentagram'la da beraber güzel stackleniyor malum. Zaten söylemiştim. Koş 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 koş. Yeni silaha koş. Hem sandık da var. Yukarıda bir tane. Aha da bu arada aha şu kurtlar var ya şu kurtlar. Bu kurtlar aşırı tehlikeli arkadaşlar. Aşırı derecede tehlikeli bunlar. Hem ölmek bilmiyorlar. Hem sürekli sizi kovalıyorlar. Hem de hani menzilleri de çok yüksek. Aşırı derecede yüksek menzilleri var. Sanki şey gibi Red Dead gibiler ya resmen. Pentagram yine geldi. Güzel. Ama bunları öldürebiliyoruz. Öldürebiliyoruz. Tek sıkıntı sürekli olarak karşımıza çıkıyorlar. Hatlı sayıları da hasar vuruyorlar. Dikkat etmemiz lazım. Yani çok vurmuyor gibi geliyor belki size ama alevler falan da var hani. Sürekli bizi engel olmaya çalışan başka varlıklar var. Ve birden fazla geldiğine de yemin edebilirim. Ama kanıtlayamam şu anlık. Şu yeni silahı bir alalım. Şu yeni silahı bir alalım. Öncelikle. Onu da upgrade etmemiz lazım çünkü kalıcı olarak açabilmek için. Hareket ve zaman süreyle birlikte donmuş düşmanlara karşı daha güçlüdür. Yani önemli bir silah gerçekten. Özellikle ve özellikle saat devreye girdiğinde, neşter saat falan devreye girdiğinde çok daha fazla katkı sağlıyor. Tamam, ara ara dürtüyoruz, vuruyoruz. Ama dediğim gibi kolay kolay ölmüyor bunlar. Yani şuradan bir item falan çıkarsak saat gelse çok tatlı olur. Ki aslında aşağıda saat var. Aşağıda saat var aslında değerlendirebiliriz. Bunları öldürdüğümüzde ne olduğu hakkında bir fikrim yok bu arada. Ama galiba bir başarı geliyor. Çünkü bundan Final Boss gibi bir şey. Çünkü en güçlü düşman bu hani bu haritadaki. Zaten ünlem işareti falan yanıyor üstünde hani. Kaçmamız gerekiyor. Aha bu arada tuğla geldi. Yak. Allah ne verdiyse yak. Hatta şöyle yap. Ölsem de umurumda değil, en azından yakacağım. Baksanıza ölmüyorlar. Güzel. Kar adamları rahat indiririz zaten, dert değil. Can Fandango'yu geliştirsem mi? Geliştireyim bu arada. Sonuçta bu silahı da geliştirmemiz gerekiyor. Kalıcı olarak açabilirim. Aha da şans geldi bu arada. Üf. İşte böyle olduğu zaman donan düşmanları ya da saat aldığınızda çok daha güçlü oluyor bu. Aldığımız yeni silah. Şu an var ya bıçak evolve olsaydı belki de ölmüştü şu an bunlar. Yani belki bir tanesini en azından kurtlardan birini öldürmüştük. Aha artık bu arada kardan adamlar da hareket ediyor. Pentagram devreye girdi, kurtardı bizi. Bu arada Pentagram da evolve olsa var ya deli gibi XP alır. Çok hızlı da level atlarız. Aha bir tane daha saat bu arada. Önce bir level alalım. Level alalım acilinden. Kol zırhı çünkü daha hızlı bıçak fırlatacağız. Kurtları itiyorum ya, bendeki özgüven. Halis mi? 2 dakikamız var bu arada. Sonra bitecek level. Red Dead gelecek ve direkt tek yiyeceğiz. Boş büyük kitabı. Touch 5. Kara adamlar yok oldu. Çoğu en azından. Yavaştan hani sonlara geliyoruz artık. Şu yarasa falan öldürsek de evolve falan alsak çok tatlı olur derken şansımıza bıçak evolve geldi. Bıçak evolve geldi. Nihayet. Valla. Öldürdük bu arada kurdu. Nice. Sandık veriyormuş. Pentagram evolve geldi. Nice. Kurt öldürmeye devam. Gelin lan. Hayırdır size? Siz beni öldürebileceğinizi mi sandınız o kadar kolay? He? Bak bakın direkt ölüyorlar artık arkadaşlar. Siz düşün yani. Bu meşhur bıçağın etkisine. Tamam, geliştirmeye devam. Devam geliştirmeye. Can Fandango. Çünkü dediğim gibi upgrade etmemiz lazım.
Hızlı level almamız lazım. Sandık aldım. Aha 5'te upgrade geldi. Nice. Güzel güzel, çok iyi oldu bu. Silahlarımızı, özelliklerimizi ne kadar çok fullersek hem o kadar evolve ederiz, hem de görevleri tamamlarız. Hem de deli gibi altın geliyor. Hadi bakalım neler verecek. 2 tane Santo suyu, 2 tane kol zırhı, 1 tane de neşter saat verdi. Okey. Güzel. Yani keşke biraz daha hani şey yapabilsek. Seviye falan atlayabilsek, çünkü Can Fandango falan daha hani çok geride. 3. seviye. Umarım yeterli olur seviyemiz de. Başarısını alırız. Burayı tekrar oynamak zorunda kalmam. Kolay olmadı çünkü. Gerçekten kolay olmadı. Ha, dakika 19. Son 1 dakika. Zaten artık en zorlu düşmanlar geliyor olduğu için maksimum XP alacağız. Evet. Santo suyu 8. Neşter saat 6. 7. Neşter saati bitirdik hani amaç o. Şey de yapacağım zaten. Tam reddet geldiğinde saat falan da alacağım. Biraz daha hayatta kalırız hem. Bir işe yarayacağından değil de. Şöyle gidelim de yanlışlıkla saat almayalım. Ama hala karda adamları o kadar rahat öldüremiyoruz. Yani ölme ihtimalimiz var. Yani çok ani bir şekilde. Patlat abi pentagramı. Ama galiba Can Fandango'yu yeterince yükseltemeyeceğiz. Yani son pentagram patlaması falan bu. 4. Yok, Can Fandango yeterince gelmedi maalesef. Olsun, canlı yayından oynarım. Çok da dert değil. 5 oldu Can Fandango. Nerede bu arada? Saat nerede? 2 tane var bu arada. Tamam, reddet öldürdü. Canlanacağız ama sıkıntı değil. Canlanacağız. Yani bakalım, reddeti dövmeye çalışalım. Bakalım ne kadar işe yarayacak. Bakalım ne kadar işe yarayacak. Çabalarımız. Şey yapalım. Sarık saate koşalım. Yani ölüyoruz direkt olarak zaten. Dediğim gibi Tragisu var. Gitti Tragisu. Neşter saati fullemiş miydik biz? Evet, fulledik. Evet, şu anda hala reddeti dövmeye devam ediyoruz bir şekilde. Adam akıllı XP zaten gelmiyor. Kalanlar geliyor. Hadi Defne'ye gelişti var. Bir işe yarayacağından değil de. Baksanıza abi, direkt olarak zaten şey oluyor. Direkt olarak ölüyoruz yani. Neyse, elimizden geleni yaptık. Zararsızlaştırma güçlendirmesini açtık. Ne işe yaradığını bilmiyorum. Gene aile 50 level'a ulaştık. Yeni arkan açtık. Ve bembeyazları 20 dakika hayatta kaldık. Shimun karakterini açtık. Tamam, o Shimun karakterini kullanarak aslında o silahı geliştirebiliriz. O silahı geliştirebiliriz aslında. Ve yeni başarılarında bu sayede kilidini açmış olduk. Hayırlı uğurlu olsun. Peki o X'i ne işe yarıyor? Ben onu gerçekten bilmiyorum. Hiper bembeyaz, tamam. Zaten okey. Zararsızlaştırma güçlendirmesi. Ha, burada düşman rütbe başına daha az hasar verecek. Aa, bu çok iyi. Yani daha az hasar alacağız her seferinde. Ben bunu bilmiyordum. Buradan geldiğini bilmiyordum, fullledik. Yani artık kısacası %15 daha az hasar alacağız. Böylece daha yavaş öleceğiz falan filan, işte anladınız. Neyse sevgili arkadaşlar, bölümde bu şekildeydi. Yeni silah açtık mı açmadık mı bilmiyorum ama en azından yeni karakter açtık. Hayırlı uğurlu olsun direkten. Evet, Can Fandango'yu 7. seviyeye çıkardığımızda bu silah kalıcı olarak açılıyor. Onu da yapacağız zaten. Canlı yayında yaparım. Neyse sevgili dostlar, ben yavaştan videoyu sonlandırıyorum. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Keyif aldıysanız, destek olmak isterseniz destek amaçlı beni bırak bir kanımıza abone olabilirsiniz. Ne yapacağınızı zaten çok şekilde biliyorsunuz. Aynı zamanda kanımıza yapmasından dilerseniz başka üniversitelerimizden ve çeklerimizden de haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki bölüme, bir sonraki videoya kadar da kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşça kalın.